Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. TYT derimlerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 5 tane güzel soru hazırladım. Bakalım 5'te 5 yapabilecek misiniz? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Canımın cananları, iki gözümün çiçekleri özledim sizi ya. Şimdi ilk sorumuz uygarlık tarihi ile ilgili. Bakalım bizden ne istiyor? Bu gelişmeler göz önüne alındığında ilk çağda Bergama için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Helenistik dönemde Bergama'da parşömen kağıdı kullanılmış, Zeus tapınağı yapılmış, ayrıca bir sağlık merkezi ile kütüphane de oluşturulmuştur. Güzel. Bilimsel gelişmeler yaşanmış mı? Yaşanmış sevgili arkadaşlar. Tamamdır. Yerleşik yaşam tarzı benimsenmiş mi? Benimsenmiş. Tapınak yapılmış değil mi değerli arkadaşlarım? Bununla beraber sağlık merkezi de yapılmış. Tamam. Yunan kültüründen etkilenilmiş mi? Etkilenilmiş. Zeus tapınağı. Yunanların tanrısı olarak bilinir. Tarihsel devirlere girilmiş mi? Girilmiş. Parşömen kağıdı. Tamamdır. Feodal düzen egemen olmuştur. Yanlış bilgi değerli arkadaşlarım. Feodal düzen ne zaman egemen olacaktı? Orta çağda egemen olacaktı. Zaten kavimler göçünden sonra ortaya çıkacaktı. Cevabımız E şıkkıdır. Feodal ne demek? Derebeylik demektir. İkinci sorumuz her zaman yorum olmaz biliyorsunuz ki bazen de bilgileri ne yapmamız lazım? Tazelememiz lazım değil mi? Aşağıdakilerden hangisine ait bir açıklamaya yukarıda yer verilmemiştir? Şöyle yapayım. Niye yamuk ya? Dünyadaki diğer büyük devletlerin örnek aldığı askeri düzen. Şıkları da arayalım. Tabii ki onlu sistem. Kim tarafından getirilmişti? Asya Hun hükümdarı Metehan tarafından değil mi? Tamamdır. Bu gitti. Türklerin dünyanın güneş etrafında dönüşünü baz alarak oluşturduğu zaman ölçme aracı takvimden bahsediliyor sanırım. Evet. 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin kullanmış olduğu ilk takvim olup güneş yılı esasıdır değerli arkadaşlarım. Bu da gitti. Kaan'a ülkeyi yönetmesinde yardımcı olan Seçkinler Meclisi eski Türklerde meclise verilen isim neydi? Tabii ki kurultaydı. Ya da kengeç diyebiliriz biz buna. Ya da ne diyebiliriz? Ya da toy diyebiliriz. Bu da gitti. Ölen kişiler için içinde değerli eşyaların olduğu mezar hangisiydi? Mezara verilen isim sıklıkla belirtiyorum ve üzerinde duruyorum. Kurgan kelimesi metnin içinde de geçer. Dikkat edelim. Kurgan, kut anlayışı ne demek? Kut anlayışı hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılması demektir. Böyle bir şey var mı? Hayır, yok. Cevabımız A şıkkı. Geldik üçüncü sorumuza. Bu bilgiye dayanarak İslam Devleti ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? İslam Devleti'nin başkenti önce Medine, Hazreti Ali zamanında Küfe, Emeviler döneminde Şam, daha sonra da Abbasiler döneminde Bağdat'a taşınmıştır. Ne demiştik? Mekke hiçbir zaman olmamıştır. Anlaştık mı? Şimdi bu bilgiye dayanarak nasıl yorum yapabiliriz? Milliyetçilik duygularının güçlü olduğu ile alakalı bir şey var mı? Eğer mevali politikası deseydi ha alırdık. Ama mevali gibi politikalar olmadığı için bunu ediyoruz. O yüzden gitti. Elimizde iki şık kaldı. Hakimiyet gücüne göre yönetim merkezi değişmiş mi? Değişmiş. İç karışıklıklardan dolayı da merkez değişebilir. Özellikle Hazreti Ali döneminde. Tamamdır. Güçlü bir merkezi otoriteye dayandığı. Sevgili arkadaşlarım. Eğer merkez sıklıkla değişirse bu bize güçlü bir merkezi otorite olduğunu göstermez maalesef. Ne yazık ki. O yüzden bunu ediyoruz. Cevabımız yalnız 2'dir. Ayrıca şöyle düşünün ya. Muaviye taraftarları en çok hangi bölgedeydi? Şam'daydı değil mi? O yüzden oraya gidecek adam başka nereye gidecek? Devam edelim diğer sorumuza. Şöyle yapayım. Buna göre Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Büyük Selçuklularda iktidarlar askeri ve sivil devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında dağıtılırdı. İktidar sahipleri iktidar olarak verilen topraklarda oturur, memurlar aracılığı ile vergileri toplardı. İktidar sahipleri bu vergilerin birazıyla geçimini sağlar, geri kalan kısmıyla belli sayıda atlı asker beslerdi. Sefere çağrıldığı zaman askerleriyle birlikte sefere katılırdı. İktidar sistemi Hazreti Ömer'den alınmıştı değil mi? Oldukça önemli bir sistem. Zaten Osmanlı'da tımar sistemin ismini alacaktı. A şıkkına baktığımızda iktidar sistemi askeri ve ekonomik açıdan katkı sağlamış mı? Sağlamış. Eğer bilgimiz varsa okumadan da bunu yapabiliriz değil mi? Ama mutlaka ama mutlaka okumamız lazım. Ha, tarih bölümünü düşünen varsa ve öğretmen olduktan sonra bunu okumadan yapar. Ama şimdi öğrencilerimin bunu okuması lazım. Askeri ve ekonomik açıdan katkı sağlar iktidar sistemi. Hatta askerlerin masrafları iktidar gelirlerinden sağlanır. Çünkü merkez ordusu değillerdir. İktidarlardan elde edilen gelirlerin bir kısmı maaş olarak verilmiştir. Bu da doğrudur. Zaten burada yazıyor.
Hazinenin askeri harcamalarının büyük bir kısmı azalmış mı? Azalmış, çünkü hazineden para çıkmıyor kolay kolay. Ordunun tamamı hatta askerlerden oluşmuştur. Yanlış bilgi değerli arkadaşlarım. Tarihte tamamı, tamamen, tümü, hepsi gibi kavramlar gördünüz mü? Bilin ki o şıkta sorun vardır. Cevabımız E şıkkıdır. Tarihte kesinlik yoktur. Diğer sorumuz. Bu durumun sonuçları arasında hangileri ortaya çıkmıştır? 1243'teki Köseda Savaşı yenilgisinden sonra Anadolu Türk Birliği dağılmış ve Anadolu Moğol egemenliğine girmiştir. İlk önce baktığımızda Haçlıların Anadolu'ya saldırması. Doğru mudur? Yanlış değerli arkadaşlar. Harç seferleri 1096'da başlamadı mı? Tarihimiz 1243. 1. Kılıç Arslan döneminde başlamıştı. O yüzden bunu eledik. Gitti gitti. Bizans'ın Anadolu'daki topraklarını kaybetmesi. Ya şimdi şöyle bir durum var. Köseda Savaşı İlhanlılarla Türkiye Selçuklu Devleti arasında yapılmadı mı? Bunun Bizans'a ne alakası var? Anadolu Selçuklu otoritesini kaybetti mi? Kaybetti ve artık Moğol hakimiyetini benimseyecekti ki zaten sonraki dönemlerde 2. Beylikler Düğümü de başlayacaktı. Cevabımız burada yalnız 3 olacaktır. Umarım işinize yaramıştır. Umarım 5'te 5 yapmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.